Herkese iyi akşamlar. Uzun süredir bütünsel terapi alanı ile ilgili böyle yani yapabildiğim ölçüde kısa olmasına önem vereceğim. Video mektuplar diyebileceğim küçük küçük kayıtlar yapmak istiyordum. Ama ne zaman böyle niyetlensem ya dünya ya ülke gündeminde çok hızlı değişimler oluyor ve ben yeri değil diye vazgeçiyorum. Ama baktım ki durmak çok da doğru değil. Yani bildiklerimi 2017'den beri bu alanın içindeyim. 2017'den beri bildiklerimi teorik ve pratik anlamda yaşadıklarımı sizlerle paylaşmak, sizlere bunu sunmak istiyorum. Aslında yaptığım iş tam olarak şu olacak tabii. Bir belgesel hazırlamıyoruz sonuçta. Yaptığım iş sinemacılar genelde şöyle yaparlar, senaristler özellikle. Yapımcı ve yönetmenlerin zamanı yoktur. Ama yeni fikre sahip senaristler kendilerini anlatabilmek için birçok yapımcının ve yönetmenin yanına giderlerdi. Sonra baktılar ki bütün bir olayı anlatacak kimsenin dinleyecek zamanı yok. Sana ayırdıkları zaman çok küçük bir zaman dilimi. Dolayısıyla sen ne yapmak istediğini sinopsis dediğimiz küçük yani bir sayfalık kağıda, 2 saatlik filmi bir sayfalık kağıda ya da yarım sayfalık kağıda sığacak kadar. Bu da yaklaşık 1 dakika tutmaz. Anlatacak ölçüde bir öz hazırlarsın. Böyle bir özü hazırlamak aslında çok zordur ve ama vurucudur. Yani bunu anlatırsınız. İşte bu demektir dersiniz. Benim yapmak istediğim bütünsel terapinin bir sinopsisini çıkartmak, bunu paylaşmak. Yoksa bu iş saatlerce sürecek anlatımlar içeren çok geniş, çok engin, çok zengin bir alan. Şimdi bir kere şuradan başlamak istiyorum. Bütünsel terapi yani holistik tıp kavramı yeni atılan bir kavram ya da ben yeni ulaştığım kaynaklarda yeni görüyorum. Daha önceden çok uzun süre duyduklarım alternatif tıp ve tıptı. Yani modern tıp ve alternatif tıp deniyordu. Genelde eskiye alternatif olunur. Dolayısıyla ben bu kavram bana hep saçma ya da çok uyumsuz bir kavram gelirdi. Yani kavramın kendisi uyumsuzdu. Çünkü modern tıp dediğimiz 150 yıllık en fazla 100-150 yıllık bir olaydır. Ama buna alternatif olacak geleneksel tıp ise yani içinde 3000 yıllık akupunkturlar, diğer tedaviler, meditasyonlar, nefes terapileri vesaire diyelim hadi birçok yöntem içinde barındıran çok eski kadim tedavileri konuşuyorum. Tabii yeni modern zamanlarda çıkan bütünsel terapi içindeki yöntemleri konuşmuyorum. Her birinin en az 5-6 bin yıllık süreci var. İnsanlık tarihinden günümüze gelen. Şimdi böyle bir süreçteki bir şey 150 yıllık bir sürece alternatif olması ya da böyle bir kavramın kullanılması saçma. Ama bütünsel terapi kavramı neden kulağa daha hoş, aslında daha uyumlu, etimolojik olarak tam uygun bir kavram olduğunu gelince, örneğin modern tıp bypass yaparak kalbinizdeki tıkalı damarı alır, yerine bacağınızdan bir damar alır, takar. Çok gereklidir. Sizi o an hayatta tutar. Olası bir enfarktüs ya da bir kalp krizinden ölmemeniz için size zaman kazandırır. Ama diğer bütünsel terapi yöntemleri de der ki sorun aslında çözülmedi. O damarı tıkayan sorun hala devam ediyor. Beslenme size diyetler önerebilir ama o işin duyguları vardır ya da vücudun diğer organlarıyla uyuşumsuzluklar vardır, başka şeyler vardır. Bunu çözmesek o damar yeniden tıkanacak der. Dolayısıyla bütünsel terapi kavramı bu anlamda çok doğru ve yerinde bir kavramdır. Yani sadece modern tıpla çözmezsiniz. Diğerlerini de ona destek katarsınız. Dolayısıyla hepsinin bir eylem birliği vardır. İşte benim anlatmak istediğim bu içindeki diğer kavramlara göz atmak. Modern tıp benim haddim değil. Bu tamamen bu ülkedeki profların, diğer bilim insanlarının görevi. Zaten onlar da anlatılıyor. Çok fazlasıyla var. Şimdi bütünsel terapi de tabii çok fazlasıyla var. Bulabileceğiniz çok kaynaklar var ama ben dediğim gibi bir sinopsis yapmaya çalışıyorum. Bu işin özünü ne olduğunu, yaşadıklarım,
teorik ve pratik anlamda karşılaştığım, özümsediğim, analiz ettiğim ve bunları sunabileceğim şeyler var. Bir yöntem olarak da kafamda, bir yaklaşım olarak da bir şeyler belirledim. Kendime özgü bir disiplin yarattım. Ve bunu sizinle paylaşacağım ama ne olursa olsun bu bir süreç ve bu süreç içerisinde istediğimiz kadar disiplinli olalım. Katacaklarımız ve çıkaracaklarımız olacaktır tabii. Tabii ki. Çünkü bu doğal bir süreç. Yani bugünkü duygumla 5 gün sonraki duygum aynı olmayabilir ya da bakışım aynı olmayabilir. Çünkü insan teorik ve pratik olarak gelişiyor. Teoriniz hayata geçiyor ve karşılığının doğru ya da yanlış olduğunu görüyorsunuz. O size dönüyor. Yaptığınız eylem size yeni bir teori katar. Hayatta tecrübe dediğiniz olay da aslında pratiklerinizin size teorileşmiş halidir. Yani bunu niye üzerine basıyorum? Çünkü ben teoriden bahsettiğimde bazı bu alandaki yakın arkadaşlarım şöyle görüyor. Ya işin teorisi sadece. Ya, halbuki bu alanda şöyle bir şey var gördüğüm zaten ikinci videoda buna çok değineceğim. Eğer çok fazla teoride kalmazsanız, yani teori eğer sizin elinizde yoksa daha doğrusu teori ve pratiği iç içe geçirmemişseniz hurafeye saplanırsınız. Bir süre sonra yetersiz kalacaksınız ya da size yeterli gelmeyecek. Yaptığınız işten de zevk almayacaksınız. Dolayısıyla o alanda yaklaştığınız kişilere katkınız da çok olmayacak. İlk anlarda olabilir ama sonrasında bitecek bu. Bu yüzden teori ve pratiğin eylem birliğini savunuyorum. Özellikle neden savunuyorum? Kenan Boyraz Hoca'nın şöyle bir lafı vardı. Malumattan marifete diye. Yani çok malumatta kalmayın dedi. Çok da doğru. Ama şunu kastetmiyor orada. Malumatı bırakın demiyor. Marifette göreceğiniz her şey size malumat olarak zaten dönecek demek istiyor. Dolayısıyla bu iç içe geçmiş kavramlarla ben bütünsel terapiye böyle bakacağım ve size bunları aktaracağım. Yani bütünsel terapinin ne olduğunu, ne olmadığını, yöntemlerin nasıl olduğunu, yöntemlerde bir hemfikirlik var mı? Örneğin refleksolojide yok. Hala ayaktaki organ yerleri farklı. Uygulama biçimleri de farklı. Ama bir sucuk da var. Çok yeni olduğu için Park Jovu bunun akademisi de kurulduğu için bu alanda bir disiplinler form kazandırmış Sujoka. Bu yüzden ben de bütün bu ayrıntılara dikkat ederek size bu işin özünü aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince, dilimin döndüğünce, bilebildiğim ölçüde tabii. Zaman içinde eğer bildiklerimden bir takım yanlışlarımı görürsem ya da şey yaparsam düzeltme için tekrar mutlaka hem yayınladığımı hem de sonrasında aktarırım veya sizlerden de gelirse tabii ki yazarsınız. Sonuçta biz insanüstü varlıklar değiliz. Hata yapıyoruz. Tek insanın özelliği odur. Ve yaptığınız her hata size tecrübe olarak geri döner. Yaptığınız her hata, pratikteki her yanlışlık size teorik kazanımlar sağlar. Bu da doğru bir şeydir. Önemli olan yanlışta ısrar etmemektir. Sadece bu. Teşekkür ediyorum herkese. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. İkinci video ve sonrasında elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bütünsel terapi içindeki yöntemler, hurafeler, hatta bütünsel terapinin felsefi altyapılarına da girmek istiyorum. Çünkü materyalistlerin çok boş bıraktığı bir alandır bu. Yani bir bölümde de bütünsel terapi ve materyalizmi anlatmak istiyorum. Şimdilik hepsi bunlar. Hepinize tekrar kolay gelsin diyorum.